Ey Müslümanlar! Bu gördüğünüz Ebu Bekir Sıddık'tır. Muhacir ve Ensar'ın seyyidi ve büyüğüdür. Benim sırdaşım ve sohbet arkadaşımdır. Herkes beni yalanlarken, o beni tasdik etti. Bütün herkes beni sürgün ederken, bu beni bağrına bastı. Herkes beni öldürmek isterken, malını, canını, bedenini bana feda etti. Bilal'i kendi malından benim için azat etti. Allah'ın laneti ve meleklerin laneti, bütün insanların laneti ona buğz edenlerin üzerine olsun. Allah, ona buğz edenlerin düşmanıdır. Allah'a ve bana düşman olmak isteyen Ebu Bekir'e düşman olsun. Hazreti Ebu Bekir, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en yakın dostu, kötü günlerinde onu yalnız bırakmayan, Peygamberin her sözüne baştan sona katıksızca inanan, vefakarlığına karşın adına Sıddık denilen bir dosttu. Öyle bir Sıddık'tı ki, ölüme onunla gitmeye hazırdı. İslamiyet'ten önceki adı Abdülkâbe olan Hazreti Ebu Bekir, daha sonra Peygamberimiz tarafından Abdullah ismiyle şereflendirilmiştir. 573 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peygamberimizin her söylediğini ihlasla tasdik ettiği için Sıddık lakabıyla anılmıştır. Küçük yaşından itibaren Hazreti Muhammed'le arkadaşlık yapmaya başlamıştı. Ailesinin bir putperest olmasına karşın hiç puta tapmamış, puta tapıcılığın mantığını daima sorgulamıştır. Mekkeliler tarafından da güzel ahlakı ve yardımseverliğiyle tanınan Hazreti Ebu Bekir, hayatı boyunca içki içmemiş, kumar oynamamış, o dönemde meşru sayılan bütün kötü alışkanlıkların hiçbirini tercih etmemiştir. Zengin tüccar bir babanın çocuğu olan Hazreti Ebu Bekir, genç yaşta babası gibi ticarete atılmıştı. Mekke'nin önde gelen tüccarlarından biriydi. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinden önce de ona derinden bir sevgi besleyen Hazreti Ebu Bekir, onunla sohbet etmekten büyük bir zevk duyar, onunla fikir alışverişinde bulunurdu. Hazreti Muhammed de aynı duyguları onun için yaşardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed'e her konuda itimat eder, onun her sözüne güvenirdi. Bu durum, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinde de hiç tereddütsüz devam etmiştir. Ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir, dinde en sağlam olanı Ömer, en hayalısı Osman, en iyi hüküm vereni ise Ali'dir. Hazreti Muhammed'e vahiy geldikten kısa bir süre sonra, Hazreti Muhammed peygamberliğinin gelişini ilk olarak Hazreti Hatice'ye, daha sonra Sıddık dostu Hazreti Ebu Bekir'e söylemiş, bu durum karşısında sorgusuz ve katıksız ona inandığını ve onu doğruladığını söylemiş ve hemen Müslüman olmuştur. Ve İslamiyet'le şereflenen ilk Müslüman erkek olmuştur. Hazreti Ebu Bekir, İslamiyet'e birçok hizmetlerde bulunmuş, Mekke'nin önde gelenlerinin bir kısmının Müslüman olmasına vesile olmuştur. Müslümanlar üzerinde de birçok katkısı olan Hazreti Ebu Bekir, birçok Müslüman köleyi satın alarak onların azat edilmesini sağlamış ve fakir Müslümanlara maddi yardımda bulunmuştur. Hazreti Ebu Bekir, hem maddi hem manevi anlamda İslamiyet'e katkıda bulunan örnek bir Müslüman olarak gösterilmekteydi. Özellikle Hazreti Muhammed onun için şu sözleri sarf eder. Bana yardım bakımından Ebu Bekir'den daha büyük kimse yoktur. Bana canı ve malıyla iyilik yaptı.
Hazreti Ebubekir, Miraç olayında da bir kez daha peygamberin sözüne karşı güvenini göstermişti. İsra, yani gece yürüyüşü olarak bilinen Miraç olayında peygamber Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecede yolculuk etmiş, bunun haberini alan müşrikler, bunun yalan ve uydurma hikayeden başka bir şey olmadığını, aynı zamanda bu yolculuğun deveyle 2 ay sürdüğünü, bir gecede bu yolculuğun olanaksız olduğunu savunmuşlar ve Hazreti Ebubekir'in bu durumdaki tavrını merak ederek onun bu konudaki fikrini sormuşlardı. O ise hiç tereddütsüz, "Eğer bunu Allah Resulü söylemişse ben buna iman ediyorum. O ne söylerse doğruyu söyler." demişti. Peygamberimiz Ebubekir'in bu cevabı karşısında çok sevinmiş ve ona Sıddık ismini takmıştır. Siz ona, peygambere yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler, 2'den 1'i olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini, inkar çağrılarını alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşriklerin baskılarının giderek artması sonucunda Mekke'de bulunan Müslümanlar Medine'ye iltica etmiş, ancak Hazreti Ebubekir ve Hazreti Muhammed henüz hicret etmemişti. Sonunda Hazreti Muhammed, Hazreti Ebubekir'e hicret etmeleri gerektiğini söyleyince, Hazreti Ebubekir, peygamberin yol arkadaşı olacağı için çok sevinmişti. Vakit kaybetmeden yola koyulmuşlar ve iki dostun ilk vardığı yer Sevr mağarası olmuştu. İki arkadaş buraya girip 3 gün 3 gece kaldılar. Kureyşliler, Hazreti Muhammed'in ortadan kaybolduğunu anlayınca Mekke ve çevresini araştırmaya başlamışlar ve Sevr mağarasına kadar ulaşmışlardı. Ancak kapısına kadar geldiklerinde Ebubekir büyük bir ümitsizlik içinde Hazreti Muhammed'e bakıyordu. Hazreti Muhammed'in cevabı, "Korkma, Allah bizimledir" olmuştur. İlahi bir mucizeyle mağaranın içine girmeyen müşrikler geri dönmüşler, iki dostsa şükrederek yollarına devam etmişlerdir. Ve Medine'ye büyük bir sevinçle girmişlerdir. Müslümanların Medine'ye hicret etmelerinden sonra Müslümanlar Medine'de rahat bir yaşam sürmeye başlamışlar, dinlerini çevredeki ülkelere de anlatmaya başlamışlardı. Bu durumdan oldukça rahatsız olan ve Müslümanlığın yayılmasıyla artık kendi sözlerinin bir ehemmiyeti kalmayacağını anlayan müşrikler, Müslümanların hepsinin öldürülmesi gerektiğini düşünmüşler, onlara karşı savaş ilan etmişlerdi. Bedir Savaşı, Müslümanlar için ilk savaş ve ilk galibiyet olacaktı. Bu savaş, hakkı batıldan ayıran ve muhakkak hakkın muzaffer olacağını gösteriyordu. Savaşın ön saflarında Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Peygamberimizin önde gelen sahabilerinden birçokları vardı. Müslümanlar, İslam'ın getirdiği idealleri için yapacakları fedakarlıklarla sınanacaklardı.
iki ordu yaklaştığı zaman karşı karşıya gelen ve birbiriyle savaşacak olan insanların baba, evlat, kardeş, amca, yeğen oldukları görüldü. Hazreti Ebu Bekir'in de karşısında henüz Müslüman olmayan oğlu Abdurrahman vardı. Fakat Ebu Bekir bu durum karşısında babalık zaafıyla sarsılmamış, kalbindeki İslam ateşiyle oğluna karşı savaşmıştı. Savaş Müslümanların lehine sonuçlanmıştı. Savaş sırasında esir alınanlar hakkında Hazreti Muhammed sahabesini toplayıp esirlerin ne yapılması konusunda sahabesiyle istişare etti. Ebu Bekir onların fidye karşılığında serbest bırakılmasını önerdi. Bu öneri Peygamberimiz tarafından kabul gördü ve esirler fidye karşılığında serbest bırakıldılar. Hicretin 6. yılında Hazreti Muhammed ve arkadaşları Kabe'yi ziyaret etmek istemişlerdi. Ancak müşrikler Müslümanlar için zorluk çıkarmışlardı. Bunun üzerine Hazreti Muhammed arkadaşlarını toplayarak onlarla istişare yapmaya karar verdi. İstişare sonucunda Hazreti Osman Mekke'ye elçi olarak gönderildi. Ancak Osman'ın Mekke'ye gitmesinden sonra onun şehit edildiği haberi yayıldı. Bunun üzerine Peygamberimiz arkadaşlarını toplayarak Müslümanlık uğrunda son damla kanı akıtıncaya kadar cihat için biat aldı. Bu cihat İslam tarihinde Biat-ı Rıdvan adıyla bilinir. Kureyşliler Müslümanların bu niyetinden haberdar olunca Urve bin Mesud'u elçi olarak göndermişti. Mesud, Peygamberimizle konuşurken Müslümanların Peygamber'e karşı bağlılıklarını şüpheye düşürür gibi açıklamada bulunmuş, bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, yumuşak ve sakin bir insan olmasına karşın bu sözlere sert bir şekilde itiraz etmişti. Müslümanların hiçbir zaman peygamberlerine karşı gevşeklik göstermeyeceklerini ve onu bırakmayacaklarını tasdik etti. Hazreti Muhammed'in Hudeybiye'de imzaladığı anlaşma Müslümanlardan çok müşriklerin lehineydi. Hazreti Ömer bu durum karşısında üzülmüş ve üzüntüsünü Hazreti Ebu Bekir'e anlatmış. Ebu Bekir'in cevabı ise Hazreti Muhammed bir peygamberdir. O ne yaparsa Allah'ın emriyle yapar. Allah onun her zaman yardımcısı ve koruyucusudur demişti. Bu cevap karşısında Hazreti Ömer bu anlaşmanın açık bir fethin habercisi olduğunu anlamıştı. Hazreti Muhammed, veda hutbesinden kısa bir süre sonra bedenini halsiz ve yorgun hissetmiş, hasta olduğunu sahabesine duyurmuştu. Ve şöyle demişti, ''Bana arkadaşlık ve malını feda etmede en çok yardımı dokunan birini dost edinseydim, Ebu Bekir'i seçerdim. Lakin İslam kardeşliği daha üstündür.'' Peygamber, Mescid-i Nebevi'nin avlusuna açılan bütün kapıların kapatılmasını söylemiş, yalnızca Hazreti Ebu Bekir'e kapısının açık kalmasını istemiştir. Hastalığı giderek ağırlaşan Peygamberimiz, cemaate namaz kıldırması zorlaşınca, onun yerine Ebu Bekir'in cemaate namaz kıldırmasını istemiştir. Ancak Ebu Bekir'in kızı Ayşe, babasının çok duygulu olduğunu ve namazı kıldırmakta güçlük çekeceğini söylemişse de, Peygamber ısrarla Ebu Bekir'in namaz kıldırmasını söylemiştir. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir cemaate namaz kıldırmaya başlamıştı. Bir gün Hazreti Muhammed iyi olduğunu hissetmiş, Ali ve Abbas'ın yardımıyla mescide gelmiş fakat Ebu Bekir namaza başlamıştı. Peygamberin yanına yaklaştığını hisseden Ebu Bekir çekilmek istemiş, Peygamber devam etmesini işaret etmiştir.
Cemaat, peygamberlerinin iyi olduğunu görünce sevinmiş, Ebu Bekir evine gitmek için peygamberden izin istemişti. Senh'teki eşi Harice'nin yanına gitmişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'nin yanına getirilmesini istemişti. Ayşe, Peygamberimizin yanına geldiğinde Peygamberimiz şu ayetleri tekrarlıyordu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır ayetini okuyup bu kelimelerle ruhu mukaddes aleme gitti. Kısa sürede Peygamberimizin vefatı herkes tarafından duyulmuştu. Hazreti Ebu Bekir de Peygamberimizin odasına girip örtülü yüzünü açarak Peygamberimizin alnından öptü. Gözlerinden yaşlar boşalarak müminlere şu konuşmayı yaptı. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine sarılan doğruyu bulur. O ikisinin arasını ayıran sapıtır. Şeytan, Peygamberimizin ölümüyle sizi aldatmasın. Cenab-ı Allah apaçık hakikattir. Muhammed'e kulluk eden varsa bilsin ki o ölmüştür. Allah'a kulluk edenlere gelince şüphesiz Allah diri, baki ve ebedidir. Size Allah'ın şu buyruğunu hatırlatırım. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, siz topuklarınızın üzerinde geriye mi döneceksiniz? Şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz. Hazreti Ebu Bekir bu konuşmasıyla orada bulunanları teskin ettikten sonra Ensar toplanarak Hazrec'in reisi olan Sa'd bin Ubade'yi Resulullah'tan sonra halife tayini için bir araya gelmişlerdir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde ve muhacirlerden bir grup hemen Beni Saide'ye gittiler. Orada Ensar'la konuşulduktan ve hilafet hakkında çeşitli müzakereler yapıldıktan sonra Hazreti Ebu Bekir, Ömer'le Ebu Ubeyde'nin ortasında durdu ve her ikisinin ellerinden tutarak ikisinden birine biat edilmesini istedi. O, kendisini halife olarak öne sürmedi. Hazreti Ebu Bekir'in konuşmasından sonra Hazreti Ömer atılarak hemen Ebu Bekir'in elini tutarak Hazreti Ebu Bekir'e biat etti ve şöyle dedi. Ey Ebu Bekir! Müslümanlara sen Resulullah'ın emriyle namaz kıldırdın. Sen onun halifesisin ve biz sana biat ediyoruz. Resulullah'a hepimizden daha sevgili olan sana biat ediyoruz. Hazreti Ömer'in bu ani davranışıyla orada bulunanların hepsi Ebu Bekir'e biat ettiler. Bu özel biattan sonra ertesi gün Mescid-i Nebi'de Hazreti Ebu Bekir bütün halka hutbe okudu ve resmen ona biat edildi. Resulullah'ın defni salı günü gerçekleşirken onun nereye defnedileceği hakkında da bir ihtilaf meydana geldiğinde Hazreti Ebu Bekir yine ferasetini ortaya koydu ve her peygamber öldüğü yere defnedilir hadisini ashaba hatırlatarak bu ihtilafı giderdi. Resulullah'ın en yakın ashabı arasında hatta Ebu Bekir'le Ömer arasında zaman zaman ihtilaflar, görüş ayrılıkları meydana gelmişse de ilk iki halife zamanında da görüldüğü gibi daima birliktelik devam ettirilmiştir. Anlaşmazlık gibi görünen hadiselerin birçoğunda huy ve karakter farklılığı rol oynuyordu. Mesela Ebu Bekir yumuşak ve sakin davranırken Ömer daha sert mizaçlıydı.
ama her zaman birlikte hareket ettiler. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'e hilafetinden uzun bir zaman sonra biat etmiştir. Bu konu, İslam tarihçileri tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmışsa da önemli olan Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'e kısa süre sonra biat etmiş olmasıdır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali ile aralarındaki ihtilafa açıklık getirmiş ve şunları söylemiştir. "Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Kibriya adına yemin ederim ki, Peygamberin akrabasını gözetmek benim için kendi akrabamı gözetmekten daha sevimlidir. Bu mallar yüzünden aramızda olan kırgınlığa gelince ben sadece hayrı istedim. Peygamberde ne gördümse hepsini uyguladım." Hazreti Ali'nin biatı Müslümanlar arasında sevinçle karşılanmıştı. Hazreti Ebu Bekir'in tek amacı Müslümanları tek çatı altında toplamak, onları Peygamber'in yönettiği gibi bir sistemle aralarındaki kardeşlik bağlarını koparmamalarını sağlayıp Müslümanların İslam yolundan sapmamaları için gayret sarf etmesi olmuştur. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın halifesi olduktan sonra onun vefatıyla Arabistan'da, Mekke ve Medine dışındaki bölgelerde görülen dinden dönme hareketlerine, yalancı peygamberlere, namaz kılarız ama zekat vermeyiz diyenlere karşı savaş açtı. Esvedül Ansi, Müseylemetül Kezzab, Secah, Tuleyha gibi yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarla bu zararlı unsurlar yok edilmiş, isyan bastırılmış, zekat yeniden toplanmaya ve Beytül Mal'e konulup dağıtılmaya başlanmıştır. Resulullah'ın hazırladığı ancak vefatı sebebiyle bekleyen Üsame ordusunu Ürdün'e yollayan Ebu Bekir, Bahreyn, Umman, Yemen, Mühre isyanlarını bastırmıştır. İçte isyancılarla mücadele edilirken dışta da iki büyük imparatorluğun İran ve Bizans'ın ordularıyla karşılaşılmıştır. Hire, Ecnadin ve Enbar savaşlarla İslam diyarına katılmış, Irak fethedilmiş, Suriye'nin de önemli kentleri ele geçirilmiştir. Yermük Savaşı devam ederken Hazreti Ebu Bekir vefat etmiştir. Onun ordusuna verdiği öğütlerde şu ibareler vardır. Kadın, çocuk ve yaşlılara dokunmayın. Yemiş veren ağaçları kesmeyin. Mamur bir yeri tahrip etmeyin, haddi aşmayın. Gerçekten İslam ordusu fethettiği yerlerde kimseye zulmetmemiş, adaletiyle düşmanların takdirini kazanmış, Müslüman olmayıp da cizye vererek İslam'ın himayesine giren milletler, huzur ve emniyet içinde yaşamışlardır. Hazreti Ebu Bekir, devlette çalışmak üzere tayin ettiği memurları seçkin kişiler arasından seçer, bilhassa peygamberin de tanıyıp itimat ettiği kişileri göreve getirirdi. Mesela Ebu Ubeyde, Beytül Mal'e bakar, Hazreti Ömer kadılık eder, Hazreti Osman, Hazreti Zeyd bin Sabit gibi zatlar onun katipliğini yapardı. Hazreti Ebu Bekir, Amr bin As ile Velid bin Ukbe'yi Kuzağa'ya göndererek onları zekat ve sadakaların toplanmasına memur ettiği zaman Amr'a şu sözleri söylemiştir. Gizli ve aşikar her hususta Allah'tan sakın. Allah'tan sakınana Allah yol gösterir. Ona beklemediği yerden rızkını gönderir.
onun hatalarını affeder, onun mükafatını büyütür. Takva, Allah kullarının birbirine tavsiye ettikleri en hayırlı şeydir. Sen Allah yoluna girmiş bulunuyorsun. Onun için dininizin kıvamına, işlerinizin selametine kefil olduğunu bilmeli ve bu hususları ihmal etmemelisin. Zerre kadar bıkkınlık ve gevşeklik göstermemelisin. Hazreti Ebubekir, memurları seçme konusunda son derece titizlikle davranır, yakınlık, iltimas, hatır, nüfuz gibi tesirlere önem vermez, ancak ehliyet, mesuliyet ve liyakat, yerine getirme kudreti, vazifeyi uygulama konusundaki meziyetleri dikkate alırdı. Hazreti Ebubekir, Müslümanların himayesine giren gayrimüslimlere verdiği hukuku sağlamlaştırmış, bu kişilerin emniyetini tanıdığı gibi onların özellikle vicdani hürriyetlerini sağlamıştır. Hire halkıyla imzalanan anlaşma şu şartları içermekteydi. Onların hiçbir mabedi, hiçbir kilisesi ve düşman saldırısına uğradıkları zaman sığındıkları yerler yıkılmaz. Onlar çanlarını çalmaktan, bayramları esnasında haçlarını çıkararak dolaşmaktan men edilemezler. Bu şartlar Hazreti Ebubekir döneminde ayrıntılarıyla uygulanmıştır. Hazreti Ebubekir din konusunda titizlikle davranır, dine giren bir takım hurafeler konusunda insanları uyarır, hükümler ve hayat tarzı konusunda Kur'an'a dayanmanın önemini her zaman açıklar ve Müslümanları bu konuda uyarırdı. Bir gün bir kadının Kâbe'yi tavaf ettiğini ve hiç konuşmadığını görerek kadının yanına yaklaşır ve neden hiç konuşmadığını sorar. Kadın ona sürekli susarak sevap kazanmayı ümit ettiğini söylemiştir. Hazreti Ebubekir ise bu hareketinin cahiliye devrinin hareketlerinden olduğunu ve Müslümanlığın böyle şeylere izin vermediğini söylemiştir. Hazreti Ebubekir, Ridde harplerinde vahiy katiplerinin ve Kur'an hafızlarının birçoğunun şehit olması üzerine, Hazreti Ömer'in Kur'an'ın toplanması fikrine önce sıcak bakmamışsa da sonra ona hak vererek Kur'an ayetlerinin toplanmasını sağlamıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam zamanında ayet ayet inen vahiy, katiplerce ceylan derilerine, beyaz taslara, enli hurma dallarına yazıldığı gibi ashabın çoğu da Kur'an hafızıydı. Hazreti Ebubekir, Zeyd İbni Sabit'in başkanlığında bir heyet teşkil ederek herkesin elindeki ayetleri getirmesini emretti. Böylece bütün ayetler toplandı ve mushaf meydana getirildi. Bu mushaf Ebubekir'den Ömer'e, ondan da kızı Hafsa'ya geçti ve Hazreti Osman zamanında çoğaltılarak Darul İslam'ın bütün vilayetlerine dağıtıldı. Tacir olarak geniş bir kültüre sahip olan Hazreti Ebubekir'in karakteri, yumuşak huyluluk, çok düşünüp çok az konuşmak, tevazuyla belirgindi. Cahiliye döneminde müşrikler ona güvenir, diyet ve borç alacak işlerinde onu hakem tanırlardı. Cömertliğiyle de bilinen Hazreti Ebubekir, bütün malını mülkünü İslam için harcamış, vefat ederken vasiyetinde halifeliği müddetince aldığı maaşların topraklarının satılarak iade edilmesini istemiş ve geride bir deve, bir köleden başka bir şey bırakmamıştır. 4 eşinden 6 çocuğu olan Hazreti Ebubekir, kızı Ayşe'yi
Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la hicretten sonra evlendirmiştir. Bir meseleyi hallederken önce Kur'an'a bakar, bulamazsa sünnette araştırır, orada da bulamazsa ashabla istişare eder ve içtihad ederdi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Muhammed'in tüm uygulamalarını aynen tatbik etmek istemiş, bazen kalpleri İslam'a ısındırmak istenenlere toprak vermesi gibi maslahat gereği veya zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesini söyleyen ashabına uymuştur. Müslümanlar henüz 38 kişiyken Mekke'de Mescid-i Haram'da İslam'ı tebliğ eden ve müşriklerce dövülen Ebu Bekir'e hilafetinde Hilafet-u Resulullah denilmiş, sonraki halifelere ise Emirul Müminin denilmiştir. Mali işlerini Ebu Ubeyde, kadılık ve kaza işlerini Hazreti Ömer, katipliğini Zeyd İbni Sabit ve Hazreti Ali, başkumandanlığını Üsame ve Halid İbni Velid yapmıştır. Medine, Darul İslam'ın başkenti olmuş, Mekke, Taif, Sana, Hadramevt, Havlan, Zebid, Rima, Cenet, Necran, Cures, Bahreyn vilayetlere ayrılmıştır. Yönetimi merkezi olup ganimetlerin beşte biri Beytül Mal'de toplanmıştır. Kendisinden sonra halife olarak Hazreti Ömer'i tavsiye eden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'e şu nasihatlerde bulunmuştur. Benden sonra senin hilafet görevini üzerine almanı tavsiye ediyorum. Hilafet makamı, uhdesinde bulunduğu kimseyi çok yorar. Ey Ömer, Allah'tan kork. Ona itaat et. Daima takvayı seç. Çünkü takva emniyettir, korur. Hilafet makamı, onun görevlerini yerine getireceklere teklif olunur. Bir kimse hakkı emredip kendisi batılın peşinden giderse, tebaasına iyiliği buyurup kendisi kötü işler peşinde olursa, çok geçmeden güvenilirliğini yitirir, yaptıkları heba olur. Müslümanların işlerini yerine getirdiğinde, ellerini kanlarından, mideni mallarından uzak tut. Diline sahip ol, haysiyetlerini kırma. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın elindedir. Hazreti Ebubekir çeşitli vesilelerle Müslümanlara önemli mesajlar vermiş, onlara Müslümanlığın şerefi ve fazileti üstünde düşünülmesi gerektiğine dair konuşmalar yapmıştır. Bunlardan en önemli olanları şunlardır. Hayır işlerinde acele edin. Çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var. Allah için söylenmeyen bir sözde hayır yoktur. Herhangi bir yericinin yermesinden korktuğu için hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur. Amelin sırrı sabırdır. Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir. Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Allah'ın kendisine nimet ihsan edip bol rızık bahşettiği ve bedenine sağlık verdiği Rabbinin bunca nimetine nankörlük eden bir kul, kıyamet günü getirilir, Allah'ın huzurunda durdurulur ve kendisine ''Bugün için ne yaptın? Kendin için önceden ne gönderdin?'' diye sorulur. Kul önceden gönderdiği bir hayır bulamaz. Bunun için ağlar. O kadar ağlar ki gözyaşları tükenir. Sonra yine ayıplanır. Allah'a saygı göstermediği için rezil edilir. Bu kez adam kan ağlar. Sonra yine azarlanıp rüsvay edilir.
adam tekrar ağlar ve artık dayanamayacağı noktaya gelince, "Ey Rabbim, beni ateşe gönder, bana merhamet eyle, şu halimden kurtar," diye yalvarır. Bu sözlerimi Allah'ın şu ayetleri doğrular. Hala şu gerçeği anlamadılar mı ki, Allah'a ve Resulüne karşı yan çizerse, ona içinde ebedi kalıcı olmak üzere cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir. Ey Müslüman cemaati! Allah'tan utanın. Allah'tan bağışlanma ve afiyet isteyiniz. Çünkü hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir. Birbirinize haset etmeyiniz. Kin beslemeyiniz. Birbirinizle münasebetlerinizi kesmeyiniz. Birbirinize küsmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz, buyurmuştur. Hilafeti 2 sene 3 ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen Hazreti Ebubekir zamanında İslam devleti büyük bir gelişme göstermiştir. Hazreti Ebubekir Hicri 13. yılda Cemaziyel-Ahir ayının başında hicretten sonra Medine'de yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Hazreti Ömer'in namaz kıldırmasını istedi. Ashabla istişare ederek Hazreti Ömer'i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi ve hilafet ahitnamesini Hazreti Osman'a yazdırdı. Ebu Bekir 634 yılında 63 yaşında vefat etti. Vasiyeti gereği Hazreti Muhammed'in yanına defnedildi. Böylece bu iki büyük insanın, iki büyük dostun kabirlerinde de birliktelikleri devam etti.